Arkadaşlar merhaba. Bu video çok ani bir şekilde çekilmeye başlandı. Şu an ne konuşacağımı bilmiyorum ama uzmanlık alanım olan Gümüşhane hakkında konuşacağımı çok iyi biliyorum. O yüzden Gümüşhane Üniversitesi'ni kazandıysanız, Gümüşhane'de okuyacaksanız bu video harika bir video olacak. Ama hemen şu an abone oluyorsunuz. Bu videonun şeyi çıksın, bakın ışık yaktım. Yorgun argın hastayım. Şu an video çekiyorum size. Bunun karşılığını alayım, tamam. Yani çok zorunda değilsiniz ama neyse. Abone olursanız, like atarsanız çok mutlu olurum. Çünkü size yardımcı olmak için çekiyorum. Yani kendim için çekmiyorum bu videoyu. Zaten ben biliyorum. Şimdi arkadaşlar, eğer video uzun olursa iki part halinde çekeceğim. İlk önce Gümüşhane'den size bahsedeceğim. Sonrasında Gümüşhane Üniversitesi'nden. Gümüşhane'de okumaktan, Gümüşhane nasıl bir yer, imkanları, işte aktiviteleri falan, fiyatlandırması gibisinden, pahalı mı ucuz mu, bunlardan biraz bahsedeceğim ilk önce size. Ben Gümüşhane Üniversitesi fizyoterapi mezunuyum. 2022 değil mi? Şu an 2022'deyiz. Mezun oldum. Ama her şey beklediğim gibi gitmedi. Tekrar Gümüşhane'ye dönebilirim. Çok da bir şey çıtlatmak istemiyorum. Gümüşhane'de bir yıl okudum. Çünkü ilk yılım pandemide online olarak geçti. Ama bir yılda Gümüşhane'yi tamamen çözdüm. Her yeri biliyorum, her şeyi öğrendim. Şimdi ilk önce Gümüşhane hakkında herkesin dediği şey, Gümüşhane abartıldığı kadar kötü mü? Gümüşhane nasıl bir yer? İşte Gümüşhane işte gelmesem mi, okulumu şey yapsam, bıraksam falan gibisine. Herkes abartıyor. Arkadaşlar Gümüşhane abartıldığı kadar kötü bir yer değil. Size kötü diyenler, bakın çok açık konuşacağım. Beni tanıyanlar, bilenler bilir. YouTube kanalımda ben gerçekten açık konuşurum. Gümüşhane kötü diyenler aranmaya gelmiş, okumaya gelmemiştir. Aranmaktan kastımın da ne olduğunu biliyorsunuz. Aranmak kelimesi insanlar için kullanılmaz. Yani insanlar aranmaya geldiği için Gümüşhane kötülüyor. Gümüşhane evet küçük bir yer, çok imkanı yok ama okumaya geldiyseniz tabii ki de orada siz aktivitelerinizi de yaparsınız, okursunuz da her işinizi yaparsınız. Çünkü her şey var. Öncelikle Gümüşhane'de nasıl üniversiteye gideceksiniz geldiğiniz zaman? Otogarda ineceksiniz. Otogarın direkt karşısında otobüs durağı var. Bu saçım da beni deli edecek ama çok takmayın. Direkt videoya oturdum. Fındık'tan geldim. Trabzonluyum ben. Neyse. Durağa geçeceksiniz. Sonra otobüsler gelecek. A1 önünde yazar. A1 ve A2 üniversite kampüse gider. A3 Sema Doğan'a gider. Sema Doğan da kampüse girmeden direkt ilerliyor. Kampüsün ilerisinde, yani alakası olmayan bir yer. A4 o da galiba Sema Doğan. A5 de yeni hastane. Siz de A1 ve A2'ye giriyorsunuz. Sonra Gümüşhane Üniversitesi'nde sizi indiriyor. Direkt kampüsün içine giriyor zaten. Sonra başka bir merak edilen soru, Gümüşhane dedikleri kadar soğuk mu? Arkadaşlar Gümüşhane o kadar garip bir yer ki, yani kışın tişört de giyiyorsunuz. Kışın işte en kalın şeyleri de giyiyorsunuz. Bazen mesela diyorsunuz ki bugün hava buz gibi, kalın giyineyim. Gidiyorsunuz kampüse, bir güneş oluyor, terden ölüyorsunuz. Ama sonra diyorsunuz ki sabah güneş var işte, bugün sıcaktır. Gidiyorsunuz kampüse, donuyorsunuz. Hele bir rüzgarlar oluyor, sizi uçuruyor. Zayıflar bence Gümüşhane Üniversitesi'ni tercih etmesin. Ben mesela zayıfım. Bir ara uçtum, zor arkadaşlarım tuttu beni ayaklarımdan. Son anda işte hayatta kaldım yani. Ama ona rağmen güzel. Sonuçta rüzgar esiyor. Rüzgar her yere esmez. Bu Allah'ın bir vergisi yani. Şunu söylemeyi unutmuşum arkadaşlar. Soğuğu çok soğuk. Çok iyi hatırlıyorum ve kulaklarım kopacak şekilde acıyordu. Böyle iğne iğne batıyor gibi acıyordu. Ama sıcağı da sıcak yani. Yalan söylemeyeyim. Ve hava karlı olunca buz oluyor ve kayıyorsunuz. Kampüste dağ olduğu için kayıyorsunuz. Birden başlıyorsunuz, aşağı doğru gidiyorsunuz. Eğer Gümüşhane Üniversitesi'ni kazandıysanız kışlıklarınızı Kasım, Aralık gibi getirin. Ekim'de falan normal deri cekettir, kot cekettir giyebilirsiniz. Onlara bile gerek yok çünkü çok sıcak oluyor. Ondan sonra Gümüşhane'de aktivite için yerler var mı? Arkadaşlar Gümüşhane'de aktivite için Sema Doğan Parkı var. Kampüse yakın, bir 10 dakika yürüme mesafesinde. Sonra merkezde ya Atatürk ya 15 Temmuz Parkı. Hep karıştırırım bunları. İsimleri de yani tam da karıştırmayayım. Nasıl başım belaya girecek. Böyle şeyde merkezde bu iki park var. Bir tanesi işte çıkışa doğru, bir tanesi tam şeyde giriş, yani merkeze giderken. O ilk dediğim yer tam merkezin göbeğinde. Bir tane yolun ortasında çay akıyor. Çay dedikleri bir dere. Ama hoş yani, insanı mutlu ediyor. En azından
böyle deniz bulunan şehirlerden gelenler bir nebze kendini tatmin edebilir. Veya denizin nasıl bir şey olduğunu merak edenler birazcık hayal kırıklığına uğrayabilir ama biraz da gülebilir. Ama hoş yani. İnsanlar çöp atar oraya sürekli. Deli olurum. Tam onun yanında bir park var. Orada aşırı ucuz. Yani bu sene ucuzdu. Mesela orada kivi çayı falan mı ne? 3,5 mu? 2,5 mu neydi? Gidip bir yer içtiğinizde 5 lira 6 lira falan veriyordunuz. Onun dışında diğer dediğim parkta o Gümüşhane merkezinde zaten bir cadde var. Caddenin sonuna gidince daha böyle ağaçlık bir alan. Daha böyle kamelyalar var. Daha hoş. Daha çok seviyorum ben orayı. Orası da gene ucuz çünkü sanırım belediyenin parkı. Güzel. Onun dışında kafeler var, oyun salonları var. Disco yok, gece kulübü yok. Bence olmaması daha iyi. Ama insanlar gerçekten o kadar garip ki. Mesela konser oluyor ama insanlar oraya yok işte. Konserde kapalı alan, Atatürk Kültür Merkezi maalesef kapalı ve küçük bir yer. Gelmiş salak sigara içip havaya üflüyor. Yani böyle Gümüşhane Üniversitesi'nde okuyan insan o kadar cins ki ve o kadar mide bulandırıcı ki umarım siz öyle değilsinizdir. Lütfen böyle şeyler yapmayın. Sizin böyle sonra kafanıza bir yumruk indirmek zorunda kalırım. Kötü olay. Diğer demeyi unuttuğum şeylerden bir tanesi de alışveriş merkezi yok. Waikiki bu sene yeni açıldı. Onun dışında bir tane Metropol AVM diye bir yer var. Orada da böyle koton olsun. İşte bir markaların böyle aynı ihracat fazlası diyorlar ya. Ona bir ucuz halleri var. Ucuzda mesela bir ara şey vardı. Tişörtler 30 lira, 40 lira, 50 lira ayrılmış bir. Buradakiler 30, buradakiler 30, buradakiler 40, 50 falan diye. Pantolonlar falan öyle bir şey var yani. Orası güzel. Ara ara gidip güzel şeyler bulabilirsiniz. Onun için alışveriş merkezi maalesef ki yok. Starbucks zaten yok, bunu da dememe gerek yoktur Yapmayın herhalde. böyle şeyler. Sonra işte demeyin ki burası Gümüşhane yok. Burada şeyler böyle masum falan şeyler böyle madde kullananlar yoktur. İç geçenler yoktur. O alası var. Konserde kız içmiş ama falan bir şeyler yapıyor. Çok yani bu tamamen insana kaynaklı. Gümüşhane kaynaklı değil. Ama demeyin ki burası küçük. Burası işte daha masumdur şeydir. Türkiye'nin dört bir yanından insanlar geldiği için maalesef orayı da bozuyorlar. Gümüşhane zaten kendi yöresel halkı çok fazla yok. Full öğrenciden oluşuyor. Öğrenciler mesela final haftasında falan Gümüşhane ıssız. Herkes böyle ders çalışıyor. Sadece apaçiler bir aranan tayfalar kafelerde oturuyor falan. İşte onları görürsünüz. Onun dışında çok ıssızlaşıyor. Ondan sonra yemek ve pahalılık galiba. Ondan biraz da size bahsedeyim. Yemek her yerde olan böyle zincir dürümcüler falan var. Sonra böyle kebapçılar var. Dondurmacılar var, pastaneler var, kafeler var. Bir yer var, isim vermeyeceğim. Çok karlı bir yer bence. Gidiyorsunuz, okey, 30 lira para veriyorsunuz. Sonra istediğiniz kadar içecek içebiliyorsunuz. Sırf içecek içmek için mesela oraya gitmiştik son aylarımızda. Normalde ben çok ortamcı birisi değilim. Çok takılmam, arkadaşım yoktur. Ama birkaç arkadaşımla son bir ayda gerçekten çok gitmiştik bu avantajı öğrendikten sonra. Şimdi biraz size kalacak yerlerden bahsedeyim çünkü çoğu kişi işte ben yok ben yurtta kalamam ben parkta kalmam lazım falan diyecek. Bu manayı da bu aklı da hiç anlamam yani bir akıllandıramam. Arkadaşlar sizin paranız mı çok? Gümüşhane'de çünkü bir evde kalmak için bayılmanız gerekiyor. Kredi kartını bir masaya vurmanız gerekiyor. Adam mesela son zamanlarda yalan olmasın 1,5 1500 liraya buldukları apart 4 kişilik apartlar galiba 1500'dü. Son aylarda 3000'e mi ne çıkmış? Çünkü bir ara öğrenci ayaklanmış, o ne oluyor falan diye. Aklınız varsa KYK'da kalırsınız. Yoksa kalmayın. Kızlar için şöyle bir avantaj var. Bu İlim Yayma Cemiyeti mi ne varmış? Benim arkadaşım orada kalıyordu. Galiba orası ucuz. Orada da kalabilirsiniz. Ama erkekler için böyle bir şey galiba yoktu. İki tane erkek KYK yurdu. Üç tane erkek KYK yurdu. Bir tane kız KYK yurdu var. Ama şöyle. Bir erkek KYK yurdunun iki bloğu var. O kız KYK yurdunda bir sürü bloğu var. Yani bin küsür yataklı KYK yurdu falan yazıyordu kapısında. Kampüse çok yakın. Erkek KYK yurtları kampüse yürüme bir tanesi 30 dakika, bir tanesi dolmuş ekmeniz gerekiyor. Diğeri de 20 dakika falandır yürüme mesafesinde. Dolmuşa 5-10 dakika zaten. Bunu da belirtmem gerek yoktu bence. Kız KYK yurdu yürüme 10 dakika. Ama bazı kızlar çok anlamlandıramadığım başka bir şey de bu. Dolmuşa gidiyorlar. Arkadaşlar yürüyünseniz. Kampüs zaten şurası. Garip. Onun dışında aklıma gelmişken söyleyeyim. Gümüşhane Üniversitesi'nin bir dağ üniversitesi olduğu için yani şöyle düşünün şu dağ ya.
Şöyle bir dağ var. Bir üniversite burada, biri burada, biri burada, biri burada. Böyle böyle çıkıyor tepeye doğru. Ve dolmuşla gitmek zorundasınız. İlk başlarda dolmuş ücretsizdi. Sonra fırsatçılar 1 TL yaptı, 1,5 yaptı, 2 TL yaptı. Bu sene muhtemelen 3, 4, 5 falan olmuştur. O da garip. Anlamlandıramadığım başka şeylerden bir tanesi. Çok Gümüşhane Üniversitesi'ne girmek istemiyorum çünkü video anladığım kadarıyla uzun oldu. Şimdilik bu kadar. Gümüşhane hakkında başka düşünüyorum, anlatmadığım bir şey var mı? Sanırım yok. Eğer merak ettiğiniz bir şey varsa yorumları yazın, mutlaka cevaplandırmaya çalışırım. Bu videonun ikincisi de gelecek. Orada da direkt Gümüşhane Üniversitesi'nde okumakla ilgili tecrübelerimizi aktaracağım. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Umarım pişman olmazsınız. Bence pişman olmazsanız, eğer okumaya geldiyseniz, aramaya geldiyseniz, bence kimsenin hakkına girmeyin. Siktirin gidin yani üniversitede. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.